Burası 4 Çiğdam Mahallesi'nin Sazlıdere semti. Karagöz'e Sazlıdere falan ayrılıyordu burası. Semtinde 4 tane ev. Hepsi olan evler 4 tane ev vardı. Tabii inek falan edinmişler. Burada aynı köy gibi falan. Birkaç tane herkesin 5-6 tane ineği olmuş varmış. Biz çocuk, ben çocukluğumda ezilmedim yani. Ben bir evin bir oğluydum. Bir de ablam vardı. İki kişilik biz. Babam o yüzden fakat buradaki bütün benim yaşadığımdaki çocuklar çok sıkıntılar çektiler. Ama ben tabii bu sıkıntıyı görmedim. En büyük yaptığım iş inekleri otlatmak, suya getirmek falan. Bundan başka bir iş yapmadım. Türkiye'de Paşabahçe İlkokulu'ndan okula başladım. Okula gidiyoruz. Herkesin ayağında balçık çamur halinde yollar her taraf. Fakat herkesin ayağında çizme yok. Çizme 90 kuruş. Kara lastik denilen bir lastik var 40 kuruş. Adam diyor ki ben bir çizme alacağıma, iki tane çocuğuma iki tane lastik alırım. Alamıyordu yani. O durumdaydı. Maddi durumda sıkıntı yok. Benden başkasında çizme yoktu. Bir tek ben çizmeyle gidiyordum. Ve arkadaşlarıma çamurdan lastiklerini toplarken onlara da bakıyordum böyle çocukluk. Bir de yani gülüyordum onlara. Daha doğrusu çocukluk şeyinden. Birden beşe kadar bütün sınıflar vardı. Ve aşağı yukarı 40'ın üstünde talebe her sınıfta da olurdu yani. Talebe bizim dönemimizde pek talebe sıkıntısı çekilmedi de ondan önce biraz çekilmiş yani. Ondan evvelki yıllarda 40'larda 39'larda falan çekilmiş. Ve tabii hele kız çocuklarını okula vermemişler falan. Hatta ablam falan, hocalar geliyor, evde yazıyorlardı. Ablam falan kaçtılar yani hocaya görünmemek için. Ortaokullarda bana hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve aşağı yukarı birinci, ikinci değilsem üçüncü talebesiydim şeyin sınıflarda yani öyleydim. Hele matematikte birinciydim yani. Çok az hazır yedim yani. Aileye katkım olmadı. 25 yaşına kadar hiçbir iş yapmadım. Babam açlığımı koydu. Yastığın altından gittim onu aldım. Cebime indirdim, gezdim. Hiç sıkıntı çekmedim. Yani bir herhalde bir evlat olduğumuzdan bilmem ne öyle sanıyorum. Ama çevrem bütün benim yaşıtlarım bütün sıkıntı çektiler. Yok işte durumum çok şöyle, mesela burası caminin olduğu yer, bizim top sahamızdı burası. Şurada da bir su vardı. Yaz kış eksik olmazdı o su. Bir de saz biterdi orada. Sulak olduğunun belliydi orası. Ve burada hala ben iddia ediyorum ki 2 metre su çıkar. Ondan sonra burada top oynardık, o suya girip çıkar, top 1-2 ayda eskirdi. Yenisini almak icap ederdi. Yan alırdım, bir al, iki al falan aldık. En sona dedim ki, arkadaşlar bu böyle olmuyor, bir kumbara alacağız. Herkes her maçta beşer kuruş atacak buraya ki bir daha şeyi. Bu parayla almış olacağız dedim. Ben de dahil atacağız hepimiz dedim. Bu beşer kuruşu atamadılar. İnanıyor musunuz?
Beşer kuruş atamadılar, yine mecbur kaldım ben. Onlardan arkadaşlık yapmıyor, topu da benim almaya yani. Evlilik, bizim evlilik şöyle. Herkes öyle kız veya oğlan sevdiğin olacak diye bir kayıt yok. Ben bir evin bir oğlu olduğum halde şey demedim, sözümü geçiremedim. Anam ne dedi, babam da pek asılmadı da anam asıldı böyle, evlendireceğim seni dedi. Bana, ya yapma anne, ben evlenme çağında değilim bilmem ne dedikse dinlemediler. Daha 18'i doldurmamıştım yani. Bir iki ay daha vardı 18'e. Doldurmamıştım, illa evleniyor o zaman. Rıza'yla biliyorsunuz şey vardı. 15 yaşından, 16 yaşından gün aldığı zaman ana babanın rızasından evleniyor herkes. Neyse öyle olacak mı olacak. Kızın anası, oğlanın anası bir anlaştı mı olacak dedi mi iş bitti. Yok öyle senin tercihin, ben tercihim. Ama yok ama öyle evlenmiş ama. Demek ki gençler ileriyi göremiyormuş bence şimdiki. Şimdiki evlilikler pamuk ipliğine bağlı sanki ya. Nedir bu hemen? Seviyorlar bilmem ne, birkaç senedir konuşuyoruz diyorlar bilmem ne yapıyorlar, 6 ay olmuyor. Ayrıldığını duyuyorum. Bu ne biçim evlilik, ne biçim yuva? Bundan da anlamadım yani, bunu da anlamış değilim. Demek ki büyüklerin yaptığı tercih daha doğruymuş yani. Onlar geçinebileceğini arıyorlarmış ve öyleymiş. Edremit'te acemi eğitimi yaptım. Ezine'de yine İhtisas diye acemi eğitimini yaptım. Ondan sonra Çorlu askerlik, Çorlu'ya geldim. Çorlu'ya da babamın yani başka uzaklara gidecektik de Çorlu'ya da babamın bir arkadaşının, öğretmen arkadaşının vasıtasından oraya geldik. Adam şey dedi bize, sen dedi, ben burada bırakacağım. Ezine'deki kumandan. Bırakacağım dedi, burada yazıyorlar, kalacaksın falan da. Ben de yani baktım. Ezine'de hep çarşıda olsan her gün askerlik geçmez. Öyle bir yer o zaman. Şimdisini bilmiyorum, şimdi iyidir tabii. Geçmez, ben de kumandanım, ben mümkünse beni dağıtım yap. Dedimse de yapmıyor, yapmayacağım dedi. En sonunda sen dedi, başçavuşa vereceğim her gün dedi. Nizam Karakolu başçavuşa, ona yazıcı vereceğim dedi, her gün seni dövsün dedi bana. Şundan yayan, aşağıdan yol gelmiyordu. Kamyonumuz vardı, yukarıdan askerlerden izin alıp, bir ara askeriye geldi o caminin olduğu yere. Yukarıdan oradan izin alıp, bizim burada oturduğumuzu bildikleri için izin verirlerdi. Kamyonu böyle girerdik, aşağıdan kamyon yolu yoktu. Patika bir yol, ondan evine geliyordu herkes. Burada bak, burası yıkıldı bak bu ev. Ahşap bir ev vardı burada. 1936'da yapıldı bu ev. İlk evlerinden bir tanesi bu, buradaydı. Bir tanesi şunun arkasına yapıldı fakat o dayımın kafasına yıkılınca daha aşağıya yapma. Tekel fabrikasında
tekel fabrikası vardı Paşapaşa'da, şimdi kapandı biliyorsunuz. O fabrika ustabaşıydı. Ve bir yandan da yani milletin şeyinden ticarete de atıldı. Şunu yaparsın, bunu yaparsın gibilerde. Maddi durumu fena değildi pek. Atıldı. İlk önce dokuma tezgahı kurdu. 1948'de evin bir kısmına. Fakat bir şey kazanamadı. 50'de Fargo kamyonu aldı, 48 model. İki senelik araba ama yeni sayılması lazım ama yollar yol değil ki her yere. İnçik araba olmuş, laçko arıza. Ondan da yüzü gülmedi. Fakat ona kafası yattı. Ben bunun yenisini alacağım dedi. Ve acenteye yazıldı. 1952 Cems aldı. Ondan sonra iki sene geçince onu sattı, 54'ünü aldı falan. Öyle o işte tutturdu yani işi. Çiğdem Mahallesi'ne kaymakamlık olsa ben talip değilim arkadaş diyorum. Dedim sana dinlemediler falan. En sonunda bastırıyorlar, ben de devamlı kaçıyorum, dinlemiyorum falan. Şu eczanenin olduğu yer kahveydi. Oranın sahibi de babamın arkadaşı. Bir arkadaşla oraya girdim. Çayı yudumlamadan daha damladı adam. Geldi. Faruk, sen muhtar adayımızsın. Ya yapma Ahmet abi, ben dedim ya sana. Şu falan, o arkadaş da sandıkacı. Ya, oraya çay içmeye girdim arkadaş. Geldi ya Faruk abi dedi. Bak, görev verilir, görev istenmez. Sana millet görev vermek istiyor. Niye kaçıyorsun bana? Ya Ahmet, ben bu işe talip değilim bana. Derken, tamam dedim, adayım dedim, anlıyor musun? Adam şimdi bana başladı, bak bir oy alacağını dediysen caymak yok, bilmem ne yok, bana illa tasdik ettim ben çalışıyor falan. Ya Ahmet abi ben tamam, bak şimdiye kadar tamam değil dedim. Ama şimdi tamam dedim, ben verdim, söz. Kazanacağımı biliyorum ama. Ben onun için kıvırıyorum, kazanmayayım da başkası içerisi bana. Gençler her tarafta oy pusamı dağıttılar, gittiler, programı, bankantımı yaptılar falan filan. Ondan sonra biz tabii yine seçim oluyor. O kahvede maç seyrediyorum televizyon. Maç seyrediyorum. Geldiler, bir kamyon tutmuşlar, geldiler şeyden falan. Haydi gidiyoruz. Ne? Kazandın. Millet gidiyor orada, okulda. Oy tasdiminde, oyun başında acaba kazandım mı kaybettim mi onu takip ediyor. Ben burada kahvede oturuyorum, kahveye geldiler kazandım. Hadi davul zurna aldılar bizi falan. En yakınımıza 400 küsur fark atmışım. Ha, muhtar olduk. Bir 5 senede muhtarlık yaptık burada. 5 sene sonra da muhtar adayını kendim çıkardım ben. Muhtar adayını bu arkadaş muhtar olacak dedim. Onu da kazandı, o da kazandı. Eskiden, şimdiki güzelliği Beygöz'ün yani tarihi güzelliklerinden bazı şeyler yansıtıyorsa yansıtıyor. Fakat eskiden çok güzel, sakin falan filandı. Ondan sonra burada fabrikalar şey yapardı, sünnet düğünleri yapardı,
Çayır'da deri fabrikası sünnet düğünü yapardı. Ondan Çayır'da etkinlikler olurdu falan. Herkes halk kendi arasında. Çok 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 suniydi, iyi yani. Millet birbirini tanırdı. Paşabahçe'nin nüfusu, Paşabahçe'nin nüfusu komple. 2500'dü. Buralar dahil. 2500'dü. Şimdi burası 100 bine yakın. Ben babamı 67 öldü, aşağı yukarı 50 seneye yakın. Hala baba değil de bir abi kardeş gibiydik biz. Babamı unutmam mümkün değil yani. Mümkün olmaz öyle bir baba. Unutulmaz. Anam da benim için canını verdi. Bir tane olduğumuzdan mı nedir bilmiyorum artık. Çok kıymetliydim onlara. Şeyi alırdı, babamın emekli maaşını alırdı, gelirdi muhtarım orada. Parayı olana bırakalım. Ya al git paranı, ben senden paramı istiyorum. Yok, illa bana bırakmadan geçmez ya. Böyle bir sevgisi vardı bana karşı. Ben de tabii onlara saygısızlık yapmadım yani. Hiçbir saygısızlığım olmadı. Bazı aşırı şeylerim olduysa da, ona da yani Allah affetsin, pişmanım.